never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. Amatör Futbol TV'den selamlar. Bugün İstanbul Spor Amatör Lig klasman maçlarını izlemek için nereye geldik? Bahçeli Evler Stadı. Hangi maç için buradayız? Galata Sultan Gazi maçı, ilk hafta mücadelesi. İki takım da oldukça iddialı. Çok motive olmuş oyuncular. Biz de çıktık erkenden, sağ zeminine bakıyoruz. İki takıma da başarılar diliyoruz. Tüm ayrıntıları Amatör Futbol TV'den takip edin arkadaşlar. Grup maçları bittikten sonra tabii klasman grubu maçları çok daha iyi, tecrübeli, güçlü takımlarla mücadele edeceğiz. Her maç zor. Buradaki biz maçların zorluklarını biliyoruz. İlk haftaki rakibimiz de Galata. O da ligin ideal takımlarından bir tanesi. Klasman grubunun ben çok zorlu geçeceğini, her takımı yenebilecek güçlü olduğunu düşünüyorum. O gün iyi olan, motivasyonunu iyi yapan, iyi mücadele eden, koşan bu maçları koparacaktır. Bütün takımlara buradan başarılar diliyorum. Şimdi burada 7 maçlık bir periyotumuz var. Hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Allah'ın izniyle inşallah bölgesel amatör lige, 13 senedir bulunduğumuz lige evimize geri dönmek istiyoruz. Hocam, klasman gruplarında bundan önceki yıllarda da tecrübe etmiştik. Yenemiyorsan yenilme taktiği var. Maça bu şekilde mi çıkacaksınız yoksa mutlaka mı? Yok, biz o şekilde değil. Biz Stangal Spor Kulübü her maça kazanmak amacıyla çıkar. Ama tabii maçın gidişatında ne olacağını bilmediğimiz için bazı şanssızlıklar oluyor. Kart oluyor, atılmayan pozisyonlar oluyor. Takım istediğimiz gibi oynamıyor. Bunları da göz önünde bulunarak ama biz her maça kazanmak için çıkacağız. Teşekkür ederim. Zorlu bir 90 dakika, klasmanın ilk haftası, konuşmuyorsunuz. Biz başarılar diliyoruz o zaman. Görüşürüz, sağ olun. Evet hocam, klasman grubunun ilk maçı, Sultan Gazi rakibiniz. Ne düşünüyorsunuz genel olarak klasman grubuyla ilgili? Öncelikle hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Ne düşünüyorum? Ya burası tabii klasman grubu, siz de söylediniz. Şampiyonlar, ikinciler. Artık herkesin hedefi üst lige çıkmak, Ballıgin'e çıkmak. Biz de hedeflerimiz bu yönde. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Kazansız, sağlıksız, sakatlıksız, belasız bir son olur inşallah diye düşünüyorum. Hayırlısı. Hocam, Alaaddin Hoca'ya da sordum, size de sorayım. Şimdi klasman grubunda çok net olarak herkes yenemiyorsan yenilme taktiğiyle mücadele etti. Bundan önceki yıllarda genelde böyle gördük. Sizin de böyle bir oyun düşünceniz mi olacak yoksa mutlaka 3 puanla mı sayacaksınız? Ya şimdi ben daha önce de bir söyleşide bunu söylemiştim. Ben rakip değil, maç bakıyorum. Bizim herkesi yenip buradan çıkmamız lazım. Yani güçlü oyunla çıkmamız lazım. Tribüne gelen, seyir zevki için gelen insanların buradan seyir zevkiyle gitmesini temenni ediyorum. Yani oyun yönümüz o yönde olacak, oynamak istediğimiz oyun. O yüzden de tabii ki stratejisi var, tabii ki planları var bu işin. Ama tabii biz güçlü oyunla buradan çıkmak istiyoruz. Başarılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Geçen sene de buralara kadar geldiniz, sonunu getirememiştiniz. Evet. Bu sene yine çok iyi atılımlar yaptınız. Çok iyi transferleriniz var. Bu sezon hedefiniz? Şöyle, demin hocama sordum, heyecanlı mısın dedim. Heyecanlıyım tabii dedi. Sen dedi, değilim dedim çünkü geçen seneden bahsettiğiniz için söylüyorum. Geçen sene çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık. İnşallah bu sene öyle olmaz. Tabii ki hedefimiz çıkabilmek. İnşallah çıkarız. Şu anda İstanbul'un en iyi takımları olacak bu platformda. Hepsi de hak ediyor en az bizim kadar. Allah nasip eder çıkarız inşallah. Başkanım, çok fazla ön planda olan bir takım Galata. Evet. Yaptığı transferlerle, evet, sizin katkılarınızla. Bundan sonraki hedefi baldan sonra üstlükler mi olur yoksa benden bu kadar der misiniz? Hayır. Şöyle, ben bir kere Galatalıyım. Doğma büyüme Galatalıyım. Ben bu mahallenin bir evladıyım. Yani Allah nasip eder inşallah bala çıkartabilirsek asıl işimiz oradan sonra başlıyor. Önceki yıllardaki gibi Galata'nın ismini profesyonelliklere yazdırmak, oralarda kalıcı olmak hedefimiz o. Geçmiş olduğumuz yıllar içinde çok kere kaldık playoff'a. Başaramadık yukarı çıkmayı. İnşallah bundan sonra nasip olur. Hayırlısı o sene bu sene. İnşallah. Hayırlısı. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer. Yüzlük kuyruğuna geldik iki takım içinde söylüyorum. İnşallah hak eden kazansın. Centilmence bir mücadele olsun. İki takıma da başarılar diliyorum. Seyirciler ve canlı yayından, YouTube kanalından da artık yayınlanıyor bütün maçlarımız. Güzel bir futbol seyretsinler, amacımız bu. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Şu anda amatör futbolun duayen ismi Kenan Koç'la beraberiz. Evet, Kenan Koç'la beraberiz. Evet, maçtaki favorimiz kim? Ben diyorum ki inşallah Galata alsın maçı. Bu kadar futbol izliyorsunuz, bu kadar maç izliyorsunuz. Gözünüze batan en iyi oyuncu kim? En iyi oyuncu Uğur. Uğur Balkanlı. Uğur Balkanlı. Ondan sonra öbürleri. Peki bu futbol camiası içerisinde en güvendiğiniz haberci kim? Ali Kemal Demir.
Teşekkür ederim. Kenan Bey, evlenmeyi düşünüyor musunuz? Sürekli futbolun içindesiniz. Vallahi evlenmeyi biraz düşünüyorum da. Gelin adayını aradığı biraz şişman olması lazım. Abi kimi tarif ediyor bilemedim ben. Ya dur abi yapma. Yıldızı mı söndürüyorsun be kardeşim? Senin yanına gelince yıldızı mı söndürüyorsun? Yok estağfurullah, ayıp ediyorsun. Evet Barış, ufak bir sakatlığın var bugün. Evet. Sahada yer alamayacaksın. Ne düşünüyorsun klasman grubuyla alakalı? Buraların zor olduğunu biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Kolay maç yok, kolay rakip yok. Bugün inşallah kazanan taraf biz olacağız. Çocuklara, arkadaşlara, hepsine güveniyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Kim oynarsa oynasın problem yok yani. Geçen sene de buralara kadar getirdiniz. Buraları bitirememiştiniz. Bu sene böyle bir kazaya kol açar mı? Bu sene biraz daha artı güveniyorum takıma. Kalite anlamında falan iyiyiz. İş alaka anlamında çok iyi oyunculardan oluşuyor takımımız. O yüzden artı bir güvenim var yani. Galata için bu sene? Bu sene bal ligi inşallah. Başarılar gerçekten. Şu anda Galata'nın iki oyuncusuyla beraberiz. Ferud'un yıllarca profesyonel kariyeri olan bir oyuncu. Doğukan da genç bir kardeşimiz. Senin klasman grubuyla ilgili yorumlarını alalım. Evet. Abi zor bir maç. Ligin zor maçlarından bir tanesi. İyi hazırlandık maça. Bakalım nasip olursa kazanmak istiyoruz. Sen sürekli üst liglerde oynamış bir oyuncusun. Yani üst liglerle burası arasındaki farkı nasıl görüyorsun? Ya fark çok var abi. Mücadele olarak biraz daha sert buralar. Ya ona göre biz de oynamak istiyoruz bakalım. Başarılar diliyoruz. Sağ olasın. Ve Doğukan takıma yeni katıldın. Yeniköy'de ben de izledim seni. Çok başarılı bir performans sergilemiştim. Yani zor bir maç Feridun abinin de dediği gibi. Biz de iyi hazırlandık maça. İnşallah 3 puan alıp güzel bir başlangıç yapıp sonunda bal ligine çıkacağız hep beraber. Teşekkür ederim. Hocam ne düşünüyorsun genel olarak klasman grubuyla alakalı? Geçen sene kapısından dönmüştün, bu sene başardın. İnşallah başarmak istiyoruz tabii de nasip göreceğiz. Takıma takviyeler yaptın. Takıma hocam. Takviyeler yaptık gerekli yerlere. Kendi takımımız da iyi bir takım. İyi oyunculardan kuruldu. Tabii bu 7 maç içinde daha çabuk sakatlıklar, cezalar da olabilir mantığıyla kendimize takviye yaptık ama inşallah Allah yardımcımız olursa inşallah kazanacağız. Yine diğer grubun maçını izliyorsun hocam. Gönlünüzden geçen bir takım var mı desem politik bir cevap mı alırım? Politik almazsın aslında da iki tarafta da benim oyuncularım var. Ama gene de evladın takımını destekliyorum yani Galata takımını. Başarılar. Teşekkür ederim. Bugün tribünde de çok fazla futbolcu ve maçı takip eden teknik direktörler var. O oyunculardan biri Yiğit'le beraberiz. Yiğit, bu sezonu kağıthanede bitirdin. Evet abi. Takım ligde kaldı. Abi öyle oldu. Kötü başladılar. Biz de gittik. Beklediğimiz gibi de oldu takımı. İstediğimiz yerde bitirdik. Oğuz Hoca'dan sonra bir ivme yakaladınız ve neredeyse şampiyonluk hedefi doğdu bir anda ama sonunu getiremediniz. Ya Oğuz Hoca'nın gelişiyle işte dediğim gibi abi çok iyi bir ivme yakaladık. İstediğimiz gibi de oldu. Ama dediğim gibi sonunu getiremedik. Birkaç eksiklerimiz vardı. Yönetimimiz seneye Allah'ın izniyle onları da gidererek kağıthaneyi hak ettiğimiz yerde hak ettiği şekilde temsil edeceğiz inşallah. Evet, tribünde Emrullah'la beraberiz. Emrullah, her hafta birçok maç izliyorsun. Aynen. Sence bugün günün favorisi kim? Günün favorisi Galata. Galata alır mı diyorsun? Birbirini tanıyan oyuncu grubu daha çok. Peki golleri kim atar? Nezih, Pırlant girerse. O zaman maç 2-0 bitecek. Aynen. Başarılar gerçekten şimdi. Klasman grubuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Hayırlı olsun öncelikle tüm oynayan takımlara başarılar diliyoruz biz de. Geldik biz de Galata'nın ve Sultan Gazi'nin maçını izleyeceğiz. İnşallah güzel bir maç olur. İki takıma da başarılar diliyorum. Hocam Galata'nın grubundan lider çıktınız siz. Evet. Sizce bugünün favorisi kimdir? Vallahi bu maçların favorisi yok aslında. O gün saha içerisinde hangi takım daha fazla isterse o başarılı oluyor genelde. İnşallah adil bir maç olur. Hak eden kazanır. Size de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hocam. Evet Serkan Demir. Çok zorlu bir 90 dakika. Sen Sultan Gazi'li bir oyuncusun. Orada oturuyorsun. Çok fazla Galatalı arkadaşım var. Bugünkü favorin kim? Sultan Gazi'de dostlarımız, arkadaşlarımız var. Bugünkü maç ne olur? Güzel bir maç olur ama bence berabere bitecek bir maç. Denk mücadele şeklinde geçer. İyi olan kazansın diyelim. Ne diyelim? Hakan yanımızda. O da eski bir Galatalı. Evet Hakan. Senin için favori kimdir? Gönlük Galata'nın yani. Genç yaşına rağmen amatör futbolun duayen isimlerinden biri oldun kardeşim. Aynen abi. Ne düşünüyorsun klasman durumuyla ilgili? Çok takım var, çok favori takım var. Bir takım favori diyemem. 16 takımdan aslında şu an favori. Güzel bir şey olacağını düşünüyorum bugün. Atmosfer güzel, yağmurlu bir hava. İki takım da daha... Sen de Beykoz'dan geldin evet, buraya. Evet, iki takım da tanıdığım isimler var, çok yakın olduğum isimler var. Hak eden kazansın diyorum. Gönlünden geçen? Gönlünden geçen, vallahi Sultan kazansın çünkü... Antony Kuzucu 10 numarası çok yakın. Abim buradan ciğerim yani. Başarılar. Onun kazanmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Abi sen kalkma, rahatsız olma. Sen rahatsız olma abi. Abi vlogcu ayağınıza geldi. Sen niye kalkıyorsun? Overlockçu mu?
Sen overlockçu da abi, sıkıntı yok. Evet abi, klasman grubuyla alakalı ne düşünüyorsun? Hayırlısı olsun. Geçen sene çok kaliteliydi. Bu sene de aynı kalitede olmasını bekliyorduk da bu diğer grubun başlamaması biraz tabii şey yaptı. Yeni Bosna sahasındayız. Bugün 4 maç var. 4 maç da çok güzel. Önümüzdeki hafta da B grubu başlar. Umarım 3'er takım çıkar. Çünkü 100 takımın katıldığı bir ligde sadece 4 takımın çıkartılması haksızlık. Bence ilk 3'ün, hatta geçen seneki gibi ilk 4 takımların bala alınması lazım. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity. Evet Ferhat Refer, sen Yeşil Ova Esnaf'ta sezona başladın. Final haftasında takımdan bir ayrılık oldu. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Klasmanda oynamayacaksın. Anlaşmadın. Yok. Ne düşünüyorsun bugün klasman maçını izliyorsun? İlk yarı ile ilgili düşünceler alabilir miyiz? Vallahi bu sene çok güzel bir klasman olacak. Çok iyi takımlar var. Biz de fikstüre baktık. Aynı yerde denk geldik. Güzel maç diye. Güzel bir maç oluyor. Kimin şampiyon olacağını kestiremiyorum ama kimin sonucu olacağını biliyorum. Kim? Da bende kalsın. Lig sonunda mı görüşürüz? Lig sonunda görüşürüz. Valla Galata'ya biraz daha bakıyor. İyi olan kazansın, benim için fark etmiyor. Biz seyirciyiz abi, biz hakemi tutuyoruz. Sallamaya geldiniz. Biz goy goy'a geldik. Hayırlısı olsun. Maç sonunda. Bir bal topçusu, Masum Yaşar. Bence bal ligi futbolcu süper amatör izlemesin abi. İyi abi. Kendisi çok bu sene iyi bir sezon geçiriyor. 8'e 9 golü var. 10. 10 abi. Yalnız şöyle bir durumu var Masum kardeşimizin. Kendi evinde atamıyor, atamıyor. Sürekli evet, deplasmanda atıyor. İnşallah profesyonel lige gitsin ya. İnşallah. Amatörü bize bıraksın. Burada oynayacağımın da mesajını veriyorum seni. Seneye de bırakmıyorsun. Senden kurtulamayacak mı amatör futbol? Yok abi, yok. Belki bu sene bırakacaktım ama bu yaşanan olaylardan sonra 2 sene daha oynayacağım. 2 sene daha. 2 sene. Evet, Ferhat Refer 2 sene. Ben böyle dedim ya şimdi, kimse o. Evet Masum, nasıl görüyorsun maçı? Kim avantajlı görüyorsun? Maçı şöyle, Galata biraz daha istekli. Pozisyon bulan taraf. Daha tempolular daha doğrusu. Galata'yı daha favori görüyorum ama bu maçlarda genelde atamayana atarlar diye düşünüyorum. Her iki takımın da etkili ayakları var yani. Galata bulamazsa Sultan Gazi. Aynen. Her an her şey olabilir yani. Atamayana atarlar diyor. Evet Hamdi, çok iyi bir maç çıkarttın, bir gol yedin. Takımı adeta 90 dakika boyunca ayakta tuttun. Yani biz bugün iyi takımla oynayacağımızı biliyorduk. Yani zaten İstanbul Süper Amatör'de iyi takım kullanılan isimleri belliydi, herkes biliyordu bunları. Bunların biri bizdik, biri Galata'ydı. Birkaç tane takım var. Bugün iyi maç olacağını biliyordum, iyi konsantre olduk. Galata'yı tebrik ediyorum. Bugün ben orada da oynadım daha önce biliyorsun. Tebrik ediyorum Galata'yı. İyi maç oynadılar. Bugün biz mücadele ettik ama onlar kazandı. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Benim iyi oynamam önemli değil. Takımın kazanması önemli. Başarılar, teşekkürler. Lige 3 puanla merhaba dediniz. Ne düşünüyorsun? Valla çok mutluyuz. İlk maç zor maçtı. Sultan Gazi'de iyi takımdı. Biliyorduk, iyi analiz ettik. Galibiyet bizim için güzel oldu. İnşallah bundan sonraki maçları da yansıtacağız. Bu takıma güveniyoruz. İyi takım. İnşallah hedeflediğimiz hedefe, şampiyonluğa ulaşacağız. Kahraman! Ne diyorsun galibiyet hakkında? Müthiş bindirmelerim vardı bugün. Eyvallah abicim, sağ olasın. Çok önemli bir maçtı abi. İlk maç, konuşuyoruz hep aramızda. İlk maçın önemi bütün takımlar için ciddi önem taşıyor. Mutluyuz abi. Allah'a şükür
koştuk, çabaladık. İlk yarı denedik olmadı. İkinci yarı yapacağımızı da biliyorduk. Sonucu da aldık, skoru da aldık. Çok şükür. Başarılar. Eyvallah abi, sağ olasın. Hocam, öncelikle tebrikler. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi bir oyun. Evet. Maçın başında söylediğim gibi iyi bir skor. 3 puanı aldınız. Ya şimdi oyunun keyfi tarafındayım açıkçası. Gerçekten yani daha biraz daha heyecanlıyız. Daha yeni başladık bu işlere. Ama pozitif oyun oynatmaya çalışan, oyunun aslında güzel bir oyun olduğunu, seyir zevkinin var olduğunu hissettirmek gerekiyor bence. Bence Galata Spor Kulübü'nü izlemeye devam etsinler. Başarılar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, günün kahramanısın. Evet, Nezih Bayramoğlu günün kahramanı, golün sahibisin. Onlar senin emeklerin. Tutsan da olurdu. Vallahi abi çok, çok istedik. Çok oynadın. İyi hazırlandık. Allah da nasip etti. 2 tane vurdum girmedi. Bu girdi. Çok mutluyuz. 3 puanla başladık. İnşallah devamı gelecek. Çıkaracağız ballı yine inşallah. Böyle devam etsin abi inşallah. Size de teşekkür ederiz geldiğiniz için. İstanbul Spor Amatörlük Klasman Grubu'nun bir maçında daha sonuna geldik. Evet Erdem, maçla ilgili kısa bir görüşlerini alalım. Hava akşam üzeri soğudu. Öncelikle onu söyleyebilirim. Güzel bir Ramazan günüydü. Oruç tutan seyirciler için güzel bir vakit geçirme zaman dilimi oldu. Güzel bir maç oldu. Özellikle Galata çok iyi başladı maça. Sultan Gazi iyi bir savunma yaptı. Hamdi inanılmaz bir oyun oynadı. Yılların tecrübesi file bekçisi. Birçok pozisyonda gol izni vermedi. Direkten dönen toplar, müthiş bir mücadele. Heyecan dolu bir 90 dakikaydı. Galata daha çok istedi, daha iyi mücadele etti. İyi oynadı. Özellikle Nezih Bayramoğlu bugünün yıldızıydı. Attığı golle de, attığı paslarla da. Maçın İki adamı takıma olarak da tebrik ederim. Maçın adamı Hamdi ile Nezih arasında gidip geliyordum maçın içinde. 3 puanı kazandırdığı için Nezih diyorum. Gol olmasaydı Hamdi diyecektim. İki takıma da başarılar. Başka maçlarda görüşmek üzere. Amatör Futbol TV takipte kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yerel Futbol ve Amatör Futbol TV işbirliğiyle Acun Medya'ya rakibiz.